Alo. Alo. Merhabalar Hande Hanım. Cüneyt Arkın ben. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler. Şaşırdım ben de Cüneyt Arkın düşmek isterdiğince dalga mı geçiyorlar? Yok estağfurullah. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok keyifli izliyorum sizi. Çok başarılısınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sevgili Hande Ataizi, önümüzdeki yaz ayında bir talk show projemiz var. Hı. Malkoçoğlu Talk Show diye Gani Müjde yazıyor. Gani Müjde yazıyor. Böyle güzel yazlık bir şey yapacağız. Sen de hareketli bir kızsın. Beraber yap. Nasıl bir şey? O konuşalım o zaman. Şimdi konuşalım. Ben fikir beyan edeyim dedim sana. Hani Tabii. kafa yapısı olarak nasıl uyar mısın? Nasıl bir şey ama bilmediğim için şimdi hani. Şimdi biliyorsun ben yıllarca o filmlerde seyretmişsindir beni. Aşk olsun İşte atladık, zıpladık, hopladık işte. Bu talk show biraz action olacak. Hani mesela seyircilere falan da alacağız. lütfen. Seyircileri de alacağız. Yani mesela hani seyirci alkışlamıyor. Pozitif enerji vermiyor. Orada Hı. ikimiz seninle onlarla zaten sen yapıyorsun bunu Cem Davran'la. Neredin sen? Aa, neredin sen? Mesela ben dalacağım elimde kılıçla falan böyle gireceğim aralarına. Ha plastik kılıç tabii. İşte sen de beni yapma Cüneyt abi falan diyeceksin. Böyle bir action bir şey yapacağız. Peki o zaman şöyle yapsak olur mu? Benim bir boş günümde haftaya, size de uyan bir gün. Anladım. Bir araya gelelim. Tabii olabilir. Olmazsa Gani Müjde de olur. Ben de Ayşe Barın var, benim menajerim. O da böyle bütün proje şeylerini ayarlayan bana. Ben orada Nayşe Baran'ı olurum. tanıyorum, evet. Biliyorum onun sesini. Duymuştum onun ismini. Yani olmazsa oturur konuşuruz. Sevgili Yani nasıl bir şey sevgili olacak? Hande, efsane geri dönüyor. Hani İnşallah. yüz yüze konuşalım. Böyle yüz yüze konuşmak projeyi daha hani heyecan bütün detaylarıyla. Tabii ben seninle çalışmak istiyorum zaten. Çok başarılısın gerçekten. Tamam, o zaman nasıl yapalım? Benim telefonumu Peki biliyorsunuz. şöyle yapalım sevgili Hande Ataizi. Biz size ne yapalım biliyor musunuz? Hı. Bir telefon şakası yapalım. Şu anda. Nasıl? Ha, öyle bir şaka mı yapılıyor Evet, şimdi şu bana? anda biz size bir telefon şakası yapıyoruz. Ben Cüneyt Arkın değil Yavuz. Ha, öyle mi? Tamam, Evet. ama ben Cüneyt Bey'e her zaman için saygım vardır. Yani herhangi bir telefon konuşmasında onunla da böyle konuşacağım. Emin olabilirsiniz. Sevgili Hande Kılıf kırmadan. Ataizi Ben her zaman için şakaları severim. Hem de sette monoton yaşantıma bir renk katılmış oldu. siz Bol bol yapın bana. Sevgili Hande Ataizi'ne teşekkürler. Hangi bu radyo mu? Yavuz ben. Radyo burası. Radyo Klas. Tamam, peki o Peki zaman. çok Biz de teşekkürler. şakalandık. Sağ olun. Oldu, iyi Hoşça günler. kalın. Bay bay. Hello. Alo. İyi günler, merhabalar. Merhabalar, Ben Cüneyt nasılsınız? Arkın, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bir sitcom projemiz var Deniz Hanım. Evet. Yakında vizyona girecek ve sizi de aramızda görmek istiyoruz. Aa, ne kadar güzel, çok mutlu. Şimdi şu anda kadroyu oluşturuyoruz tabii ki. Yönetmenliğini ben yapıyorum. Anladım. Başrol de bana ait. Ayrıca bir takım yan oyuncular olacak. Siz de başrolde yapacağız inşallah. Kabul ederseniz. Anladım. Peki Cüneyt Bey, ben bir menajerimle görüşeyim. Hep beraber böyle bir karşılıklı oturup konuşsak daha hoş Şimdi olmaz mı çok acaba? güzel olur. Ben projeyi kısa bir anlatayım size. Tamam. Bilin, ondan sonra konuşalım. Tamam. Kılıçların Efendisi diye bir şey çekiyoruz. Pardon, alamadım. Kılıçların Efendisi. Kılıçların Efendisi. Yüzüklerin Efendisi vardı ya. Evet, evet, Bunu evet. sitcom yapıyoruz. Bizans komedi. Anladım. Bizans tarihi bir komedi olacak. Siz de biz yetenekli görüyoruz bir hayli. Çok Arkadaşlarım, teşekkür ederim. asistanlarım Deniz Seki olsun dediler. Çok Ve sevindim. bayağı bir çalışma yapıyoruz. Anladım. Ben hem yönetiyorum, hem oynuyorum. Hem kamera arkası, hem kamera önü, her taraf bende. Anladım. Biliyorsunuz ben böyle hakim olmayı severim her şeye. Anladım. Yıllarca hakim oldum. Tabii şimdi bu benim için çok yani ölüm kalım şeyi, sitcomu. Anladım. Yani ya var olacağız ya yok olacağız. Öyle bir şey yani. Mutlaka başarılı olursunuz. Size de böyle bir şey yazmışlar. Gani Müjde yazıyor bunları. Aa, süper. Kılıçların bacısı diye bir şey yazmışlar. Aa, yani bunu başka taklit eden var, öyle mi? Tabii, yani mesela Seda Sayan oynuyor. Seda Sayan da oynayacak. Kılıçların kadırgalısı. Aa, çok Mesela fena. Kılıçların mankeni Vahe Kılıç Arslan. Kılıçlı ya. Aa, Kılıç çok Arslan. Böyle yani bir takım oyuncuları zaten şu anda belirledik. Yani bir nevi sitcom değil bu stand-up komu olacak. Yani bir aile komu. Anladım. Yani ailece komacağız. Kanalınız belli mi? Büyük bir kanal olacak zaten. Anlaşmamız yapıldı. İmzalar atıldı. Anladım. Ben her türlü teke tek görüşmeyi yaptım kendileriyle. Anladım. Kostümleri Yavuz Seçkin hazırlıyor. Ünlü Anladım. bir Bizanslı bir modacı. O da eskilerden bu zamana gelmiş. Benim Hı. eski arkadaşlarım. Yıllarca dövdüm kendisini. Yani filmlerimde yani beni iyi tanır. Şimdi Deniz Seki okey veriyorsa o zaman menajeriyle mi görüşeceğiz? Şimdi
Tabii ki sizin beni düşünmüş olmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Bir kere yıllardır saygı duyduğum bir aktör. Ayrıca Pamela Anderson benzeri bir sanatçı var. O da gelecek. Kim o? Türkiye'de işte Jennifer Lopez benzeri bir sanatçı daha gelecek. Yani benzerler de olacak. Anladım. Ama benim benzerim yok. Ben tekim. Siz de teksiniz. Yani tek tekte bizim geçemeyeceğimiz kimse yok. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki bir masa başında konuşursak. Masa başı. Detaylarını, hikayeyi. Ben masa başı oyunlarını pek sevmem esasında. Yıllarca biliyorsunuz ben hep teke tek masalarda teke tek oldum. Şimdi şöyle bir şey yapalım Deniz Hanım. Şimdi siz prensip olarak kabul ettiniz Kılıçların bacısı olarak. Peki. O zaman biz de size prensip olarak bir şey demek istiyoruz. Biz size şu anda canlı yayında bir telefon şakası yapıyoruz. Aa ne kadar güzel. Süper. Deniz Seki Radyo Klas'ta şu anda canlı yayında. Ve zaten ama bir şey söyleyeyim mi? Başından beri bir anormallik olduğunu hissettim çünkü. Ama yine de çok başarılısınız. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Deniz Seki teşekkürler. Yavuz ben Radyo Klas'tan. Kolay gelsin. Alo. Alo bağlıyorum. Hadi. Alo. Alo. Merhabalar Cüneyt Erkın ben. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Kusura bakmayın böyle uykudan uyandım uykulu. Günaydın. Görüşemedim. Lerzan mutlu. A'dan Z'deydi. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler bir sitcom çekiyoruz Lerzan Hanım. Öyle mi? Önümüzdeki dönem için. Evet. Kılıçların Efendisi diye bir sitcom medyada bugünlerde gündemde. Okudunuz mu? Vallahi yemin ediyorum size koşturmaktan hiç medyayı takip edemiyorum. Şimdi, okudum dersem yalan söylerim. Siz çok alımlı bir bayansınız. Ben sizi seyrediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim bu sitcomumuzda Kılıçların Lerzan'ı böyle biraz erotik, biraz alımlı ve hoş bir kadın var. Yani yazılmış sitcomumuzda. Evet. Bunu oynar mısınız? Sizin için düşünüyoruz. Vallahi erotik bir rol... Biraz yani böyle çok fazla açık değil. Bu bir sitcom, bir komedi. Yani mitolojik ve antropolojik bir komedi olacak. Evet. Senaryoyu hiç bilmiyorum. İçeriği nedir? Şimdi Kılıçların tecavüzcüsü Coşkun oynuyor mesela. Coşkun, yılların tecavüzcüsü var. Evet. Kılıçların dansçısı, yılan dansçısı Fatih Yürek de oynayacak. Yani böyle hareketli ve sitcom olacak. TGRT mi çekiyorsun? Hayır, büyük bir kanal olacak. Ben TGRT yapmıyorum artık. Peki başka kimler oynuyor? Başka Kılıçların Vahe Kılıç Arslanı var. Evet. Manken o oynuyor. Yani büyük bombalarımız var. Evet. Güzel bir şey olacak. Siz Zeyna, yani bir Zeyna'nın rakibini canlandırıyorsunuz burada. Anladım. Yalnız erotik rol çok fazla tercihim. Ama olmadı. Dışarıdan sizi ben öyle algıladım biraz hafif erotik. Öyle mi? Yani öyle geldi bana. Şimdi benim tarzım, ben konservatuvarlığım tamamıyla müzikle uğraşıyorum. Anladım. Daha önce de Tuzu Kurular Erol Köse'den böyle bir teklif geldi. Hangi şarkımız vardı meşhur? Karabüyü. Karabüyü. Evet. Biraz söyler miyiz onu az bir şey? Yani. Ha Karabüyü yaptım ben. Yaptın bana. Kör küçük aşık oldum. Yine uykudan uyandım. Asla şu anda peki, sesim çıkmaz. Peki anlıyorum. Benim de zaten sesim kısık biraz. Ay canım kıyamam. Peki Lerzan Mutlu. Evet. Biz size bir şey söylemek istiyoruz. Buyurun. Hiç telefon şakasına yakalandınız mı? İnanmıyorum. Evet biz size şu anda bir telefon şakası yapıyoruz. Burası Radyo Klas. Yavuz ben. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Lerzan Mutlu şu anda. Radyo Klas'tayız. Size İnanmıyorum. Yedim yani. Ciddi bir Kılıçların, ısırım yandım. Kılıçların Lerzan sesle. Mutlusu. Ve bu sesle yani yemin ediyorum yedim. Fakat sesin aynı Cüneyt Erkın. Teşekkür aynı, ederim. Aynı. Canım aynı. Sağ ol. Teşekkürler. Bu arada başarıların devamını duyuyorum. Harika gidiyorsunuz. Canım. Nasıl ben de dinliyorum. Canım. Lerzan Mutlu'ya teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Öpüyorum hepinizin diğerlerini de yanaklarımdan öpüyorum. Haydi bay bay.